Filistin'de yaşananlar dünya tarihinin gördüğü en acımasız soykırımdır. Filistin sorunu diye bir şey yok. Orada bir işgal sorunu var. Maalesef dünya Filistinlilerin yaşadığı zulme alışık. Çok büyük oranda da kör ve sağır. Kalkıyorsun ya, ondan dedeleri de toprak satmıştı bilmem ne. Ya ayıp yani, bir insan neyi nerede konuşacağını, ne zaman konuşacağını bilmezse bu insan denir mi? Bir jeofizik mühendisinin toprak satmıştır belgesi de vardır ifadesi Türkiye'de karşılık buluyor. Ama deprem üzerine konuşmuyoruz. Maalesef dünya Filistinlilerin yaşadığı zulme alışık ve çok büyük oranda da kör ve sağır. Yani inanılmaz görüntüler, hiçbir insani koşulların gözetilmediği ve bunun pervasızca dünyanın gözüne sokulduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Batı yönetimleri çok utanç verici bir tablo sergiliyorlar. Bu büyük vahşet karşısında dahi geçmiş vahşetlerde nasıl bir kötü sınav verdilerse burada da aynı şekilde devam ediyorlar. Mesela Avrupa Birliği liderleri toplandılar önceki gün ve insanın insanlığından utanacağı bir sonuç çıktı. Yani kısmen ateşkes dahi diyemediler. Şiddetin, saldırıların durdurulması gerektiği yönünde falan böyle muğlak ifadelerle özellikle Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un çok ciddi rezervleriyle ortaya böyle ne üdüğü belirsiz bir bildiri çıktı. Batılı siyasetçiler kesinlikle sınıfta kalıyorlar. Çok büyük bir kıyım var Gazze şeridinde. Ben yani artık gazetelere ve televizyonlara bakamıyorum. Filistin'de yaşananlar dünya tarihinin gördüğü en acımasız soykırımdır. Ve bunun en düşündürücü ve en kötü tarafı da Batı dünyasının bu soykırımı desteklemesidir. Herkesin gözü önünde 21. yüzyılda bu soykırım yaşanmakta, yapılmakta ve gözümüzün önünde çocuklar, insanlar, her şey yok edilmektedir. Kalan insanlar, sağ kalan insanlar açlığa ve hastalığa mahkum edilmektedir. Bu ortada görünen aslında iki unsurun yani Filistin ve İsrail'in birbirine saldırması değildir. Bu çok daha derin ve tarihsel bir mevzudur. Onu gerçek nedenleri Hamas'ın Gazze'den İsrail'e saldırması ya da İsrail'in Gazze'ye saldırması şeklinde basite indirgenebilecek bir konu değildir. Toprağın ismi Filistin. İsrail değil. İsrail, Filistin topraklarında kurulan devletlerden bir tanesi. Dolayısıyla bakın, bir Yahudi tarihçi kitap yazdı ve kitabın ismi Modern Filistin'in Tarihi, İsrail'in tarihi demedi. Modern Filistin'in tarihi demek ki toprağın ismi Filistin. Yani bizim Anadolu gibi Filistin toprağı. Bu Filistin toprağında 1948 yılında korsan bir devlet kuruldu. Bu insanlığın gözü önünde oynanan bir dramdır ve bir halkın toprağı çalınmaktadır. Çok ciddi bir soykırım var. Binlerce insan, binlerce kadın, binlerce çocuğun öldüğü, İsrail'in bir devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi davrandığı ve katliama yol açtığını rahatlıkla ifade edebilirim. Çünkü şöyle bir veri var. Ölenlerin, daha doğrusu İsrail tarafından öldürülenlerin tamamının %70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bu bir savaş filan olamaz. Yani savaşta bir hukuk olur. Dolayısıyla uluslararası hukuk devreye girer ve haliyle bazı yaptırımlar olur. Ama şu anda biz savaş diye bir şey görmüyoruz. İsrail'in masum insanları katlettiği bir soykırım izliyoruz. Aslında Gazze'deki yaşananlar 7 Ekim'den ibaret değildir. Gazze'deki yaşananlar bir süreç, bir işgalin sürecidir. İşgal 75 senedir fiil olarak bulunuyor. Ancak bir süreç olarak baktığımızda 1886'dan itibaren bir fikir işgali ortaya çıkmıştır Filistin'e yönelik. Yaşananlar orada işgal altında bir halk var. Kendi topraklarını neredeyse geri kalan şu andaki
günlere göre konuşacak olursak neredeyse %10'dan azdır. Ve illerindeki bulunan son parçaları almayı, gasp etmeye, işgal etmeye çalışan bir işgal devleti vardır. Filistin sorunu diye bir şey yok. Orada bir işgal sorunu var. İşgal İsrail kuruluşundan beri bir işgal devleti olarak kuruldu ve bu işgal devletinde bugünlerde Batı'nın ve Amerika'nın tutumundan bazı insanlar şaşkın kaldı ama biz şaşkın kalmadık. Çünkü zaten işgalin temelleri atıldığında onların desteğiyle de atıldı. İsrail için haklı diyebilmek için şunu ifade etmek lazım. Filistinliler gidip İsrail'in toprağına amiyane tabirle çökmüş olsa, evet İsrail'in haklı bir mücadelesi var diyebiliriz. Ama 1947'den bu yana İsrail, Filistin toprağına adeta çökmüş durumda. Filistin şu anda haklı bir mücadele ortaya koyuyor. 76 yıldır işgal edilmiş topraklarını tekrar elde edebilmek, eski devlet düzenine dönmek adına Filistin burada mücadelesinde son derece haklı. Bizim Kurtuluş Savaşı'nda vermiş olduğumuz mücadeleyi 47 yıldır sürdürmeye çalışıyorlar kısıtlı imkanlarıyla. İsrail çok acımasız şekilde hareket ediyor. Bu acımasızlığı da ben onların tevratik davranış tarzıyla tanımlıyorum. Bab 15'te onu söylüyorum insanlarımızın daha iyi anlaması için sık sık da tekrarlamakta fayda var ki bu devletin davranış kodlarını anlayabilmemiz açısından. Diyor ki 15. surede aynen şuna benzer sözler ifade ediliyor. Düşmanlarınızı öldürün. Onların kadınlarını, çocuklarını da öldürün. Çocuklarını bebekten emziktekine kadar hepsini öldürün. Evlerini yok edin. Koyunlarını, öküzlerini, keçilerini, tavuklarını da yok edin. Her şeylerini yok edin. Acımayın, merhamet etmeyin diyor. Onlar insan değildir diyor. İnsan gibi düşünmeyin. Onlar birer hayvandır diyor. Dikkat ederseniz İsrail Milli Savunma Bakanı karşınızdakiler insan değil hayvandır. Kural yoktur, mahkeme yoktur. Dolayısıyla siz her şeylerini yok edin, hepsini yok edin diye emir vermiştir. İsrail'de ırkçılık vardır. Bugün dünya şunu gördü. Netanyahu İngiltere'nin başbakanına sarılmadı, öpmedi. Adam hamle yaptı İngiltere'nin başbakanı Rishi Sunak ve Biden'a gösterdiği yaklaşımı ona göstermedi. Tony Blair gitseydi gösterirdi. Kahverengi derdi. Hint kökenli olduğu için onu şey yaptı. Yani İsrail'in Yahudilerin goyim dedikleri için. Yahudi olmayanlar ve Yahudi olanlar ayrımı vardır. Dost ve düşman ayrımı vardır ve dolayısıyla bu Filistinler için haydi haydi geçerlidir. Bu bakımdan yaşanan Filistin sorunu değildir. İsrail sorunudur, Siyonizm sorunudur. Bunu açıklıkla söylemek lazım. Şunu hatırlatmak gerekir. Şimdi 7 Ekim'den bu noktaya nasıl gelindi? İsrail'in Gazze'de çoluk çocuk demeden topyekün, bakın 2,5 milyonluk nüfusu olan bir şehri yok etmeye çalışması hiçbir savaş hukukuna da sığmaz. Şimdi bunu ne kadar yanlışsa ben o daha büyüktür o küçüktür kıyaslamasına girmeden aynı kararlılıkla şunu da söylüyorum. Hamas'ın kendine yöntem olarak belirlediği çoluk çocuk demeden önüne geleni öldürüp kaçırması da o kadar yanlış. Yani Hamas bugün kendini duyurmak, Filistin meselesini dünyada gündem yapmak için maalesef yine Filistinli hayatları kullanıyor. Korkunç bir şey bu. Bakın Hamas belki şu anda amacına ulaşmış olabilir. Yani Hamas çok daha büyük zarar verdi diyorlar. Şu açıdan bak, Hamas'ın gözünde insan hayatının bir önemi yok. Yani onlar zaten dünyada Filistin meselesi daha arka sıralara düşmüştü son yıllarda. Bunu yeniden bir gündem maddesi haline getirmek, iki devletli çözümü yeniden siyasetçilerin, dünya kamuoyunun tartışır hale gelmesi için her şey göze almış bir yapı. Yani Hamas'ın zaten ne olduğu aşağı yukarı kuruldu, 1980'lerin sonunda kuruldu. Müslüman kardeşler kökenli gelen bir yapı. Ama 2007'deki Gazze ablukası bu kadar sert bir şekilde İsrail tarafından sürdürülürken Hamas zaten boş durmadı. Yani zaten kendini şiddet eylemleriyle ortaya koyan bir yapı. Dolayısıyla kendi yöntemi açısından tutarlı olabilir ama bu kabul edilebilir bir şey değil. Hamas'ın yaptıklarını da tasvip etmiyoruz. Hamas bugün yaptıklarıyla eğer o doğruysa ki doğru olduğunu da görüyoruz, yaşlı kadınları bile rehin almıştır. Bizim Türk askerinin, Türk milletinin yapısında kadına, çocuğa, bebeğe, yaşlıya, düşküne, engelliye, hastaya, yaralıya eziyet etmek, onların canına, malına, namusuna kastetmek, onları rehin almak, esir almak asla ve asla yoktur. Bizim binlerce yıllık genimizde böyle bir şey yoktur. O nedenle Hamas'ın yaptıklarını da, İsrail'in yaptıklarını da kabul edemiyorum. Bu çok önemli bir nokta bence. Filistinliler ve Filistin halkı
hem hukuklara göre, Birleşmiş Milletler'in hukuklarına göre bir direnme hakkı var ve müdafaa hakkı var. Silahlı direnişte dahil olmak üzere bir direnme hakları var çünkü işgal altında bir harp. Bir Müslüman olarak Filistin'in sadece Filistinlilerin davası değil, Müslümanların davasıdır aynı zamanda ve bütün Müslümanlar için kutsal bir topraktan bahsediyoruz. Kur'an'ımızın bir parçasından bahsediyoruz. İsra suresinde onu da bir ayet olarak Filistin orada geçiyor. Geniş bir şekilde baktığımızda ilerlemeye ve her geçen gün genişlemeye ve ilerlemeye devam eden vahşice bir şekilde ilerlemeye devam eden bir işgal var ve buna karşı bir karşılık veren bir halk ve direniş var. Son sürece bakacak olursak artık Filistinlilerin son parçaları için ve son elindeki son hakları için direnmekten ve hatta ölüsüne kadar direnmekten başka bir çareleri kalmadı. Mescid-i Aksa artık gitti gidiyor. Mescid-i Aksa bizim için kırmızı çizgimizdir. Onun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Türkiye'de çok büyük yalanlar söyleniyor. Bunlardan birisi de Filistinlerin topraklarını sattıkları için bunların başına geldiği gibi akıl almaz ve akla mantığa, tarihi gerçeklere katiyen aykırı bir iddia ortaya atılıyor. Ve bu o kadar planlı, sistematik bir şekilde yayılıyor ki kendisine tarihçi diyen, kendisine bir takım payeler biçen bir takım adamlar televizyonlara ya da YouTube kanallarına çıkıp satmışlardı, onlar zaten satarak geçinirlerdi, toprak satarak geçinirlerdi diye. Bunu söylemekle bugün İsrail'in Filistin topraklarında Gazze'de icra ettiği bu şenaati onaylamış ve meşru göstermiş oluyorlar. Şimdi böyle bir şey asla varit değil. Ayrıca da varit olsa bile dedenin suçu toruna geçmez. Hukukta temel bir kaidedir. Suç şahsidir. Birisi bir cinayetmiş dedi. O onun suçudur. Karısının, çocuğunun, torununun bundan sorumlu tutulması diye bir şey mevzubahis olamaz. Suçu çeker, biter. Ya da idam edersin, biter. Artık o aileyi bu şekilde suçlayamaz. Böyle olduğu halde, geçmişte böyle bir şey varsa bile bu torunlarına asla intikal etmeyeceği gibi. Böyle bir şey de yok. Yani Filistinler kadar onurlarına, topraklarına, namuslarına, dinlerine sadık yeryüzünde çok az millet gösterebilirsiniz. Bunu bugün görüyorsunuz. Çocuk 10 yaşında, 12 yaşında ailesini kaybetmiş. Filozof gibi konuşuyor ve diyor ki Allah bizi böyle imtihan ediyor diyor ya. Bu nerede görülmüş? Yeryüzünde bana bir örnek gösterin. Bütün ailesini kaybetmiş bir baba orada elhamdülillah diyor. Allah bunların şehadetlerini bana gösterdi. Ne mutlu bana diyor. Bir kadın kocasının hastanede hemşirelik yapan bir kadın kocasının cenazesi getiriyor. O cenazeye kadar bir bakıyor ki kocası ve dışarıya koşuyor. Bağırarak kocam şehit oldu, kocam şehit oldu kızıyla kucaklaşıyorlar. Şimdi bunu yapmış olan bir halkı kalkıp da Siyonizmin bu şenaatlerini meşrulaştıracak şekilde yok toprak sattılar, yok şunu yaptılar, bunu yaptılar diye damgalamak tamamen Siyonist ağzıyla konuşmaktır. Bakın açık söylüyorum. Siyonist ağzıyla konuşmaktır. Böyle bir zamanda hele hele bu kadar insanın orada boğazlandığı bir zamanda kalkıp da bunu söylemekse ahlaksızlıktır. Türkiye'de Araplara karşı genel bir ön yargı var. Şimdi bu tartışılan konunun bir tarihi arka planı üzerinden konuşulması ayrı bir boyut. Bir de aynı zamanda Türkiye'nin batılılaşma macerasında, mücadelesinde bir şekilde Araplaşmaya karşı duruş gibi okuma damarı da var. Yani biraz kitlesel olarak bu tartışmaların boyut kazanmasını ben bu boyutla da bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Mesela aynı şey benzer bir şekilde, yani farklı konu başlıkları ama Suriyeli göçmenlere yönelik de bir takım izler görebiliriz. Yani Türkiye'nin göç politikası yanlış bulunabilir. Bence de kaldı ki hatalar yapıldı. Ciddi eleştiriler getirilebilir. Ama Suriyeli göçmenlere yönelik yer yer sergilenen tavrın altında göçmen politikasının yanlışlığından ziyade biraz Suriyeli kimliği üzerine de bir karşı duruş, bir reaksiyon görüyorum. Bunda da işte biraz Araplaşmanın karşısında bir batılılaşma dalgası olarak Türkiye'de bugüne kadar gelen damarın da etkili olduğunu düşünüyorum. Koca koca profesörlerin bile özellikle siyasal konularda bir dezenformasyon söz konusu olduğunda ya bu işin doğrusu nedir diye araştırma gerekliliği duymadan kendi sosyal mecralarında veya WhatsApp üzerinden bunu yaydığını görebiliyoruz. Ben bazı WhatsApp gruplarında görüyorum. Ve doğrusunun bu olduğunu söylediğimizde dahi inanmak istememe gibi bir psikoloji ortaya koyuyorlar.
Şu andaki durum aslında şu. İslam coğrafyası veya Türk coğrafyası bir araya geldiğinde çok ciddi bir gücü oluşturuyor. Bunu bölmeye yönelik bir strateji var. Bunu özellikle yapanlar var. Bu dezenformasyonu ortaya koyanlar var. Bir de işte misenformasyon dediğimiz istemeden neticenin kötü bir sonuca ulaşmasını istemeden yapanlar da var. Ama netice itibariyle doğru olmayan bilgilerin çok fazla ortalıkta gezindiğini görüyoruz. İşte bu Filistin'in toprak sattığı konusu da tam da böyle. Toprak satma diye bir konu kesinlikle söz konusu değil. Çok iyi jeofizik mühendisleri var veya alanında uzman başka isimler var. Bir jeofizik mühendisinin toprak satmıştır, belgesi de vardır ifadesi Türkiye'de karşılık buluyor. Ama deprem üzerine konuşmuyoruz. Fay hatları üzerine konuşmuyoruz. Sismik araştırmalar üzerine konuşmuyoruz. Siz bir tarih profesörü de değilsiniz. Hani öte yandan baktığımızda popüler kültürün bir şekilde akımına kapılan tarih profesörleri de bunu söylüyor. Sonrasında işin aslının öyle olmadığını, çünkü tarih bilgisi toprak satmıştır demiyor. Kendisi de çok iyi biliyor ve sonrasında bir açıklama yaparak ne şiş yansın ne kebap etrafında dolanarak bir açıklama yapma durumunda oluyor. Ama şöyle bir gerçek var maalesef. Doğru emeklerken yalan dünyayı gezermiş. Aslında bu konu baştan aşağıya bir yalandır. Bir işgal desteğin propagandasıdır ve kara propagandasıdır. Ve aslında bu bir tarafı vicdansızlıktır. Gerçeği bilmeyen, araştırmaya bakmadan, hiçbir şey yapmadan insanları suçlamak ve maalesef bunu diyorum, bu sadece Türkiye için de geçerli. Yani bunu başka bir yerde böyle bir şey dile getirilmiyor. Ne hikmetse bilmiyorum nasıl bir insanlara, buradaki insanların Filistin konusunda, Mescid-i Aksa konusunda çok bir hassiyeti var. Sanki bu hassiyetlerini hedef alınmış durumda ve insanların artık vicdanı rahatlatmak adına bir kara propaganda işlenmiş durumda. İşgalcısı ilk olarak şu propaganda üretmeye çalıştı. Fiili bir işgal başlamadan önce bir algı operasyonu başlatıldı. 1917'den itibaren 48'e kadar bir süreç var. İngilizlerin işgali başladı bir süreç ve Osmanlı Devleti'mizin çöktü ve düştü tarihten itibaren işgal cesarının kuruluşuna kadar bir süreçten bahsedeceğim. O zaman Filistin İngilizlerin işgali altında. 1917'den itibaren 48'e kadar işgalcilerin elindeki toprağı %6 temsil ediyor Filistin toprağında. %6'dan %1'den az satın alınmış topraklar var. Ve bu satın alınmış topraklar kimin tarafından satıldı? Hristiyan ve Filistinli olmayan toprak ağaları vardı. Toprak satmanın bir ülke kurmaya yaradığı nerede görülmüş? Bakın bugün Alanya'ya gidin. Binlerce Rus orada ev aldı, dükkan aldı. Binlerce Alman orada yerleşti. Şimdi Alanya Rusya'nın mı oldu? Alanya Almanya'nın mı oldu? Hatay'da diyelim ki Fransızlar toprak aldı. Orası onların mı oldu? Yani böyle bir şeyi söylemek dahi gülünçtür. Almanya'da bizim Hollanda'da Avrupa ülkelerinde işçilerimizin satın aldığı mülkler var. Onları aldılar diye o devletin içerisinde bir devlet mi kurduk biz? Yani toprak almakla, bir yerin tapusunu almakla oranın siz o devletin uhdesinden bir başka devletin uhdesine geçtiği nerede görülmüş? Tamamen bir safsata insanların kafalarını karıştırmak ve Türkiye'de Filistin'in davası üzerinde oluşmuş bundan bu oydaşmayı, bu mutabakatı berhava etmek üzere üretilmiş bir siyonist yalandır bu. Türkiye'nin bu soykırımı durduracak bir yaptırım gücü yok. Neden? Çünkü ortaya Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, bütün Avrupa devletlerinin birleştiği, bütün Batı devletlerinin birleştirdiği ve İsrail'i desteklediği bir pozisyon var. Gerçekçi olan. Askeri güç olarak da durdurabilecek gücümüz yok. Ekonomik olarak da durdurabilecek gücümüz yok. Ama İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi, doğalgaz ve petrol üreticisi Arap devletlerinin durdurabilme gücü var. Şunu neden yapmıyorlar? Allah aşkına söyler misiniz bana? Biz İsrail'in Gazze'ye saldırıları durana kadar bütün dünyaya petrol ve doğalgaz ihracatını durdurduk. Bütün anlaşmaları da askıya aldık dese Batı ekonomisine en büyük yaptırım gücü olmaz mı bu? Batı ekonomisi 2-3 günde çöker. Petrolsüz ve doğalgazsız kalan. Ve üstüne üstlük şunu da dese, Batı ekonomisinin en fazla mal sattığı pazarlar bu petrol ve doğalgaz zengini Arap devletleridir. Biz Batı devletlerinden de ithalatı durdurduk dese, şu andan itibaren hiçbir mal almıyoruz dese, bakın ben size şunu söylüyorum, 3-4 gün sonra bu Gazze'deki soykırım durur.
Neden yapmıyorlar? Biz daha hala Araplar şöyledir, Araplar iyidir, Araplar kötüdür. Ben iyiliğine kötülüğüne şöyle bakarım. Arap'ın Arap'a iyiliği yok. Gördünüz mü? Arap yönetiminin Arap yönetimine, Filistin'e iyiliği yok. Çok net bir şekilde şunu söylemek istiyorum. Türkiye miğferini sıkı takmalıdır. Arz-ı mevhut denilen, vaat edilmiş topraklar denilen, Lübnan ve Suriye'den topraklar kopartılarak Türkiye'ye komşu olma ihtimali olan İsrail, bu gelişmeler karşısında Türkiye'yi endişelendirmektedir, endişelendirmelidir. Biz kafamızı Gazze'ye gömmemeliyiz. Olay çok daha büyük. Amerikan başkanı bile Orta Doğu'ya yeni bir düzen getireceğiz diyor. Filistin'e ve İsrail'e demiyor. Projenin büyüklüğünü görmek lazımdır ve o nedenle başımızı Gazze'den dışarı çıkartmamız lazımdır. Etrafı iyice görmemiz lazımdır. Kim kimle eş, kim kimle birlikte hareket ediyor, onu bu yaptırımlar uygulamama, işte gösterilen tepkiler, toplantılara katılıp katılmamadan bile çıkartabilirsiniz. Bugün Suriye'de İsrail uçakları Şam ve Halep'i bombalarken şarteli kapatanların, S-300, S-400'lerin şartelini kapatanların Ruslar olduğunu da unutmamak lazımdır. Manzara şudur. Biz masanın üstündeki bilek güreşine odaklanıyoruz. Ama aslında o bilek güreşi yapanlar masada diğer el, masanın altında diğer elleriyle tokalaşıyorlar. Türkiye hem masanın üstünü hem de masanın altını görmek durumundadır. Çanakkale'de birçok Filistinli ismi var. Iraklı var, Suriyeli var mesela. Ama siz hiç Mehmet isminde bir Arap duydunuz mu? Ve bölgede gerçekten Türkiye, Osmanlı Devleti'ni ihanet etmiş Araplar vardır. Ama Türklerin yanında olan Araplar da olmuştur. Olaylara şöyle bakmamak lazım. Araplar çok iyidir, Araplar çok kötüdür. Bu iki cephe hiçbir şey ifade etmez. Biz olaya Türkiye açısından bakmalıyız. Türkiye'nin menfaatlerine uygun hareket ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Tarihe de takılı kalmamalıyız. Orada öyle yapmışlardır, başka bir yerde böyle yapmışlardır. Akıllıca davranmalıyız. Bu tür tartışmalara girmemeliyiz. Bizim için esas olan şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatleri. Devletler duygusal davranmazlar. Devletler menfaatine göre davranırlar. Batı medeniyetini doğuya nakletmekte bir koçbaşı ödevini görüyor. Dolayısıyla İsrail'in, geçen Biden'ın eski bir konuşmasını buldular. Diyor ki İsrail kurulmasaydı bizim İsrail'i icat etmemiz gerekirdi. Hani o ünlü bir sözdür. Tanrı var olmasaydı bile bizim onu icat etmemiz gerekirdi gibi bir teolojik bir laf vardır. Onu buraya uygulayarak eğer İsrail diye bir devlet olmasaydı bizim bunu icat etmemiz. Niye? Çünkü orada bizim çıkarlarımızın merkezi üssü olacak bir devlete ihtiyacımız var Orta Doğu'da. Orta Doğu niye önemli? Bakın Gazze'nin dibinde bilmem kaç trilyon metreküp gaz çıktı. Öbür tarafta bilmem petrol var, bilmem şu var, bu var. Hem medeniyet açısından, yani ilk Hristiyan Yahudi medeniyetinin kuruluşunun merkezi olması bakımından, hem de doğal kaynaklar bakımından son derece zengin ve dünya adasının kalbi burası. Dolayısıyla orayı Müslümanlara bırakamazlar. Mesele orada bir üs olarak İsrail'in korunması, İsrail'in yok edilmesi, bu bakımdan Batı'nın Orta Doğu'dan yok edilmesi anlamına gelir ki bu asla şu anki Batı dünyasının kabul edeceği bir risk değildir. Şimdi Orta Doğu, yani kibrit çaksan patlayacak bir coğrafya. Çok farklı dengeler var. Şimdiden Lübnan kaynamaya başladı. Hizbullah ayakta ve İsrail'de saldırılar yapıyor. Suriye'de uzantısı var Hizbullah'ın. Dolayısıyla Lübnan ve Suriye'nin bir cephe oluşturduğu, İsrail'in saldırılarını o tarafa sıçradığı bir hamle olabilir. Bir yandan İran var. Yani İran kolay kolay böyle bir savaşın içine girmez ya da İran'ın girmesi işleri tamamen çok daha büyük bir boyuta getirir ama sonuçta İran faktörü de alttan alta çok etkili baktığımızda. Gazze şeridinde de, Hamas'ın arkasında da. Dolayısıyla burada bu savaş her an cepheyi çok genişletme potansiyeline sahip. İşte orada iki tarafla konuşmak ve bir şekilde dünyaya hem Gazze'de yok edilen Filistin halkının hakkını savunmak hem de aynı zamanda Batı dünyasıyla iletişim içinde olmak gibi bir misyonu aynı anda üstlenebilen bir aktör gerekiyor. Yani Türkiye bu işe soyunabilir. Doğu Akdeniz'de sadece Antalya Körfezi, Kıbrıs, Rodos üçgeni arasında bulunan gaz hidatlar hem Amerika Birleşik Devletleri'nin çalışması, hem bizim üniversitelerimizin ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ve de Maden Tetkik Araştırma Enstitüsü'nün kurumunun çalışmalarıyla en az Türkiye'nin 550 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak gaz hidratlar var. Şimdi bu gaz hidratlar çıkartılmıyor şu anda. Bir, teknolojisini biz daha yeni geliştiriyoruz. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Dünyada birkaç devlet yapabiliyor bunu. Türkiye'de bunu yapabilecek bir devlet olacak yakında. İkincisi, Türk-Yunan çatışması çıkartmak. Hiç hakkı olmadığı halde Yunan
Yunanistan'a Sevilla Üniversitesi gibi saçma sapan haritalar ürettirilerek Yunanistan'ın sanki burada hakkı varmış gibi göstererek Türkiye'nin bunu çıkartmasını engellemeye çalışıyorlar. Bu gazidatların bizim kıyılarımızda, bizim denizlerimizde olan bu gazidatların bir benzeri de Gazze, İsrail ve Lübnan kıyılarında var. Saydığım yerlere bakar mısınız? Gazidatların bulunduğu yerlere. Şimdi burada Gazze'nin İsrail önlerindeki Leviathan havzasından ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sözde sahiplendiği Afrodis sahasından gazidatların bulunduğu sahadır aynı zamanda bu. Buradan doğal gaz çıkartılıyor. Büyük miktarda da doğal gaz rezervi olduğu biliniyor. Bilindiği için de çeşitli anlaşmalarla bunun Avrupa'ya ulaştırılması için müthiş bir tırmalama var, çalışma var. Yok işte İsmet projesiydi. Onun batı güzergahı iptal oldu. Şimdi Türkiye üzerinden gitsin, Doğu Akdeniz üzerinden gitsin falan deniliyor. Şimdi o nedenle Doğu Akdeniz hem Orta Doğu'ya hakim olma, Kuzey Afrika'ya hakim olma, Süveyş kanalını kontrol altında bulundurmanın yanı sıra güvenlik bağlamının dışında enerji kaynağı ve ekonomik değeri açısından son derece önemli. Amerika neden İsrail'e bu kadar destek veriyor? Sadece teopolitik açısından mı buna bakıyor? Yani dini bir meseleden, evangelist ve siyonist bakış açısından bakıyor. Bunun dışında kendi kazanımları söz konusu. Zaten İsrail dediğiniz proje Amerika'nın Orta Doğu karakolu ve bu yüzden bu kadar işin arkasında duruyor. İsrail projesinin çökmesi Amerika'nın 10 yıllarca yaptığı planların sekteye uğraması anlamına geliyor. Bunun sebebi ne? Hem oradaki enerji kaynakları, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları hem de zengin bir ekonomik coğrafya. Yani petroldür. Bunun dışında yine yeraltı kaynaklarıyla alakalı söylüyorum. Orada en fazla kendine payı alabilmek adına bir mücadele var. Ama bu sadece Amerika'nın yaptığı bir mücadele değil. Çin'de de benzer bir durum var. Rusya'da da keza benzer bir durum var. Şu günden orada pozisyonunu alarak aslında Rusya ve Çin'e de bir taraftan ben buradayım mesajı vermeye çalışıyor. Yani şöyle Avrupa ile aslında aramız ne zaman çok çok iyi oldu diye sormak lazım ama tabii diplomatik açıdan bir ilişki içerisindeyiz. Özellikle Türkiye son 4-5 yılda ortaya koyduğu dış politika yönetimiyle çok ciddi bir aslında başarıyı da beraberinde ortaya koyuyor. Tarih yazıyor diyebiliriz yani. Özellikle dış politikada tarih yazıyor Türkiye. Bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Denge politikasını ortaya koyması, herkesle ve her kesimle görüşebilme politikasını ortaya koyması zaten dünyanın da takdirini kazanmış bir durumda. Yani özellikle biz bunu Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gördük. Arabulucu rolünde olan Türkiye dünyaya da nefes oldu. Hem tahıl koridoru hem gübre koridoruyla. Dolayısıyla burada aslında 7 Ekim'den bu yana Türkiye'nin ortaya koyduğu politikada çok doğru bir politika ve çok akılcı bir politika. Onu söylemek lazım öncelikle. Çünkü her tarafla görüşebilen, mekik diplomasisini önceleyen bir strateji ortaya koyuyor ve Filistinlilere eğer bir yardım edilecekse diyaloğu ve diplomasiyi ortadan kaldırdığınızda bu yardım imkanını da ortadan kaldırıyorsunuz. Bunu da bilerek hareket etmek lazım. Ben kısa vadede özellikle İsrail'le normalleşme sürecine gelen dış politika sürecimizin sekteye uğrayacağını ama önümüzdeki dönemde Türkiye'nin alacağı aktif rolle çünkü ciddi bir dış politika hamlesi yapılıyor. Kimisi kamuoyuna yansıyor, kimisi yansımıyor. Bu mekik diplomasisinin bir sonucu olacağı ve buradan da Türkiye'nin güçlenerek çıkacağını düşünüyorum. Söylem düzeyinde Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye yönelik bir takım eleştirel çıkışlar gelebilir. Ama özsel olarak ABD-Türkiye ilişkilerinin İsrail üzerinden sekteye uğrayacağı ya da mevcut dengelerin değişeceği kanaatinde değilim. Çünkü yer yer böyle konjonktürel ileri gidişler, geri gidişler oluyor. Yani çok sıkıntılı dönemler de yaşadı Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye Trump döneminde işte o mektup hadisesi vesaire. Bütün bunlar yaşandı ama genel olarak baktığımızda Türkiye'nin Avrupa ABD ile kurduğu ilişki çok eski ilişkidir. Türkiye çok önemli bir NATO üyesidir ve Türkiye'nin burada bu ilişkilerle birlikte yer alması Amerika Birleşik Devletleri açısından da elzemdir. Dolayısıyla Türkiye'nin oynadığı rol, Türkiye'nin Filistin'e yönelik kapsayıcı politikası bunlar aslında bir tutarlılık içeriyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi kariyerinin başlangıcından itibaren daha öncesinde siyasi çizgi olarak, dünya görüşü olarak baktığımızda da geldiği yer itibariyle zaten bugün bu savaşta durduğu nokta beklenilen bir nokta. Tutarlılık ve kararlılık içeriyor. Siyonizmin arz-ı mevut kavramını alıp buraya oturtması ve bunun bu topraklara dönüşü, özellikle Filistin topraklarının dönüşü bir bakıma programlaması nerede oldu? Göğüslerinde Yahudi kurdelasıyla gezme gibi uygulamalar var mıydı İslam dünyasında? İslam dünyasında böyle bir şey yok. Yani Yahudi sorunu
İslam dünyasının sorunu değil, Avrupa'nın bir sorunuydu. Şimdi bu iki kavram, yani arz-ı mevutla Yahudi sorunu nasıl Filistin'e dönüş meselesi haline dönüştü? Bunu anlamak için Siyonizmin Avrupa'da doğduğunu, İslam dünyasında bir antisemitizm olmadığı için Avrupa'da doğan bu ideolojinin çözümü Avrupa içerisinde mümkün olamadı. Ve en son nihai çözüm Nazilerin yaptığı gibi bunları tamamen ekstermineyim, imha edelim noktasına gelindi. Türkiye'de Filistin'in sevgisi var. Çok ve hassasiyeti var. Kudüs'ün, Filistin'in hassasiyeti ve sevgisi çok yüksek bir şekilde, yüksek bir derecede sevgisi var. Ancak insanların bilgisi konusunda, insanların bilgisi eksik. Çok eksiktir. Yani 70 seneden sonra bugün Filistin davasının temellerinden konuşuyoruz daha. Nasıl yapıldı, nasıl başladı, işgal satıldı, satılmadı, işgal edilmiş, satılmış bir toprak. Bugünlerde böyle bir konulardan bahsetmek gerçekten çok acı verici, utanç verici. Her şey açıkken nasıl bu hale geliyoruz? Bu kesinlikle düşmanların hizmet verecek bir durumdur. Bir an önce bu durumdan çıkmamızı temenni ediyorum ve Filistin bir olaylık meselesi olarak değil, orada bir dava olarak bakılmalı. Çünkü olaylık meselesi olunca 7 Ekim geldiğinde ne oldu, neden bugün? Ya takip etmiş olsaydın zaten olan oluyor. Olan oluyordu, oluyor, her gün oluyordu. Olmaya da devam ediyor ama takipsizlikten dolayı, bilgisizlikten dolayı 7 Ekim'de herkes ayaklandı, yani canlı yayınlar başlatıldı ama Filistinsiz bir Filistin konuşuluyor. Filistin'i bilgisiz bir şekilde anlatıyor. Yanlış bilgiden, yanlış okumalarla anlatılıyor. Bu yanlış okumalar ne duyar? Yanlış okumaların sonucu yanlış hareketler ve yetersiz tepkiler ortaya çıkmış oluyor. Temennimiz yanlış bir şey, doğru bir şekilde ve sadece olaylık meselesi değil bir dava olarak bakılmalı ve ona göre hareket edilmelerini ve sadece Türkiye'deki değil bütün Müslümanların hareket etmesini bekleniyor. İki devletli çözüm. Yıllardır aslında konuşulan ama çok somut bir hale gelmeyen bir süreç. Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Savaşların veya saldırıların, yani Hamas'ın yaptığı saldırıdan bahsediyorum. Bir siyasi sonuç elde etmek amacıyla yapılır. Ve burada aslında şöyle bir şey oldu. Bölgede İsrail ve Arap ülkeleriyle bir normalleşme süreci başlamıştı. İbrahim Anlaşmaları ile beraber. Bu sekteye uğradı mı? Uğradı. Burada başarılı oldu. Onun dışında Filistin'in devlet olma mücadelesi ve topraklarının en azından 1967'ye veya 1947'ye, hatta 1947'ye demeyelim orada da, 1967 sınırlarına erişmesiyle alakalı sesi çok gür bir şekilde çıkar oldu. Ve belki de, çok da belki uzak bir olmayan zaman diliminde biz bunun üst bir sesle duyulduğunu göreceğiz. Yani bir sonuç alınmış olacak. 2011'de kaçırılan İsrailli bir asker vardı, Gilad Shalit. Onun Hamas'la 5 yıl boyunca rehine pazarlığı yaparak serbest kalmasını sağlayan temel aktörlerden biridir. Onunla bir röportaj yaptım. Dediği şu, ben hayatım boyunca iki devletli çözümü savundum diyor. Ve çok açık bir şekilde İsrail yönetiminin Gazze şeridini bu kadar boğarcasına abluka altında tutmasının sürdürülebilir olmadığını, bunun muhakkak bir yerden patlayacağını söyledim diyor. Ama bugün geldiğimiz noktada o kadar büyük bir vahşet var ki, ama bir yandan da Hamas o kadar çok İsrail'in canını yaktı ki bunun bir şekilde sonlanması gerek. Adil olarak herkesin kendini yönetimde göreceği, iki devlet olur, üç devlet olur, on devlet olur ama Filistinlilerin de kendine eşit vatandaş hissedeceği bir sisteme gitmemiz lazım. İsrail'de bunu isteyen sesler giderek artıyor diyor. Dolayısıyla katliam çok büyük, can kayıpları çok yüksek ama buradan umuyorum bir şekilde en azından talihsiz Filistinlilerin kendilerini eşit vatandaş olarak görebildikleri bir devlet çatısı altında birleşmeleri yolu açılır diye düşünüyorum.